Merhabalar değerli arkadaşım. Trigonometrinin birinci bölümünü bitirdik. Toplam farkı şimdi ikinci bölümde, yani yarım açı formüllerini göreceğiz. Yarım açı bağıntıları daha doğrusu. Formül kelimesini çok sevmiyorum işin gerçeği. Şöyle bir durum var. Toplam farkı biliyoruz, değil mi? Toplam farkı biliyoruz. Toplam farkı kullanarak tanjantın, kotanjantın, sinüsün ve kosinüsün yarım açısını öğrenmeye çalışacağız. Yani yarım açı dediğinde nedir, ne olması gerekir diye düşünecek olursan, verilen bir açının yarı değerindeki trigonometrik değerini bulmaya ya da yarı değerindeki açısının değeri bilinen trigonometrik bir fonksiyonun iki katı, yani sinüs 2a veriliyorsa sinüs a'yı bulabiliriz ya da sinüs a veriliyorsa sinüs 2a ya da kosinüs 2a'yı bulabiliriz tarzında bir bölüm burası. Bu bölümde kısmet olursa öncelikle bunun bağıntıların nasıl geldiğini görüp sonra kazanım 19'a devam edelim. Hazır mıyız? Hadi bakalım, iyi seyirler. İkimize de iyi dersler diliyorum. Şimdi değerli arkadaşım, sinüs 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Aynı açının sinüs ve kosinüs değerlerinin çarpımının iki katı. Hay hay, neden? Sinüs x artı y'nin açılımını biliyorduk değil mi? Sinüs x kosinüs y, kosinüs x sinüs y, 1 ona 1 bunu. 1 sinüs, 1 kosinüs, 1 sinüs, 1 kosinüs ve arada artıysa artı diyorduk değil mi? Bencillik yoktu, 1 ona 1 ona, ama kosinüs de, ikisi de kosinüs, ikisi de sinüstü. Artıysa eksi, eksi ise artıydı. Hatırlıyor muyuz? Bencillik ve zıtlık vardı. Şimdi 2x'i bulmak istiyorsak y gördüğümüz yere x yazalım diyoruz. Evet, burada yerini yazmışız. X artı x olarak söylersek sinüs x, kosinüs x oldu. Y idi burası, x oldu. Kosinüs x, burası tabii ki x'ti, sıkıntı yok. Burası y'ydi. Şu y ifade de x oldu. O zaman iki tane bu bağıntıdan geldiği için iki tane sinüs x, kosinüs x değeri elde edilecektir değerli arkadaşım. Şimdi kosinüs 2x'e gelecek olursak kosinüs kare x eksi sinüs kare x. Affedersin. Şimdi şöyle düşünelim. Alttakilerini ben sana göstereceğim. Aynı durumu burada da yapalım. X eşittir y olsun diyelim. Çünkü kosinüs x artı y yerine kosinüs 2x'i bulmamız lazım değil mi? X artı x'i bulmamız lazım. Bir önceki sinüste olduğu gibi. Kosinüs x, kosinüs x, sinüs x, sinüs x. Yani kos kare eksi sin kare. Şimdi değerli arkadaşım, birinci bağıntımız kos kare eksi sin kare. Şimdi kosinüs kare x neydi? 1 eksi sinüs kareydi değil mi? Hay hay. O zaman kosinüs 2x de, yani kos kare yerine 1 eksi sin kare x yazarsak, değil mi? Eksi sin kare vardı zaten. Sorun yer kendisinde. Buradan ne olacaktı? 1 eksi 2 sinüs kare x gelecektir. Yani şu bağıntımız. Şimdi aynı şekilde sin kare yerine 1 eksi kos kare yazacak olursak, o zaman kosinüs 2x eşittir kos kare x eksi sin kare yerine 1 eksi kos kare yazıyoruz değerli arkadaşım. Buradan da 2 tane kosinüs kare x eksi 1 gelecektir. Tabii ki bu x ile içeri de atsak burası eksi. Bu da artı olacağı için 2 kos kare x eksi 1. O zaman buradan da doğru cevabımız 2 kos kare x eksi 1 oldu. Şimdi aynı şeyleri burada göstermeye çalışmış. Ben sana bu şekilde anlattım. Anlaştık mı? Hadi bakalım, şimdi gelelim tanjant 2x'e. Burada da aynı şey geçerli. Tanjant x artı y'de, yani tanjant x tanjant y, 1 eksi tanjant x çarpı tanjant açılımında x eşittir y yerine, y gördüğümüz yere x yazalım. Tamam. Dolayısıyla tanjant x artı x olacak. Yani tanjant x tanjant x, 1 eksi tanjant x çarpı tanjant x. O da 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x. Kotanjantı biliyorsun, çok üzerine durmuyorum. Tanjantını bulup tersini alıyorduk. Aynı ifadeyi de burada gerçekleştirsek kotanjant x artı y'nin açılımı kotanjant y çarpı kotanjant x eksi 1 bölü kotanjant x çarpı kotanjant y. Burada da yine x eşittir y yazacak olursak kotanjant x artı x kotanjant 2x çarpı kotanjant x eksi 1 bölü kotanjant x artı kotanjant x. Bu da çarpımlarından kare gelecektir. Kotanjant kare x bölü 2 kotanjant x. Buradan da kullanabiliriz demişiz. Evet, başlayalım mı kazanım 17'ye? Hadi bakalım, başlayalım. Şimdi değerli arkadaşım, aynı açının sinüs ve kosinüs değerini görünce, yani sinüs 2a eşittir 2 tane sinüs a çarpı kosinüs a'yı da kenarda yazayım. Aynı açının sinüs ve kosinüs değerlerini görünce aklına direkt sinüsün yarım açısı gelmesi gerekiyor.
Burada sinüsün yarım açısını kullanacağız ama başında 2'nin olması lazım. 4 var burada. O zaman 2 çarpı 2 çarpı sinüs 75 çarpı kosinüs 75 diyelim. Şurası tabii 2 çarpı kosinüs 150 yapacaktır. Kosinüs 150 de eksi kosinüs 30 olacaktır ki eksi kosinüs 30 özür diliyorum. Bir anlık bir evet kosinüs 150 olur mu? Sinüs 150 ne yapıyorum ben değil mi? Sinüs 150. Sinüs 150 de sinüs 30 yapacaktır ki sinüs 30 1 bölü 2'dir. Bu da 2 çarpı 1 bölü 2 ikiler gider sonucumuz kaç yapacaktır? 1 olacaktır. O zaman birinci sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Geldik ikinci sorumuza. Yine ne dedik? Sinüsün yarım açısı. Neydi sinüsün yarım açısı? Tekrar hatırlatalım. Aynı açının sinüs ve kosinüs değerlerinin çarpımının iki katıydı. Doğru mu? Evet değerli arkadaşım. Aynı açının sinüs ve kosinüs değerleri var. Lakin 2 yok başında. O zaman 2 ile çarpıp 2'ye bölsek bir sakıncası var mı? Yok. 2 ile çarptığımız zaman yukarısı nedir? Sinüs 30 olur değil mi? Bölü 2. Sinüs 30 1 bölü 2'dir değerli arkadaşım. Bölü 2'den. O da 1 bölü 4 yapacaktır. Yani sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Geldik 3. sorumuza. Şimdi aynı şeyi tekrar ediyorum. Yine sinüs 2 ay yazalım. Burada sinüsün yarım açısını kullanıyoruz eksiletli. 2 çarpı sinüs 10 çarpı kosinüs 10'u kullanacağız. Aynı açının sinüs ve kosinüs değeri var mı? Var. Ay şimdi o zaman ama ne eksik? 2 eksik değil mi? O zaman diyorum ki 2 ile çarpıp 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. Dolayısıyla şuradan sinüs ne gelecektir? Sinüs 20 gelecektir. O zaman sinüs 20 çarpı kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 bölü 2. Hay hay. Yine aynı açının sinüs ve kosinüs değerleri çarpımıdır ki o zaman bizde ne eksik? 2 eksik değil mi? O zaman 2 ile çarpıp tekrar 2'ye bölelim. Ne dersin? Dolayısıyla buradan sinüs 40 gelecek mi? Hay hay. O zaman sinüs 40 çarpı kosinüs 40 bölü 4. Yine aynı açının sinüs ve kosinüs değerleri çarpımı. O zaman ne yapabiliriz? Aynı açının sinüs ve kosinüs değerleri çarpımı olduğu için başına 2 gelmesi lazım. Yarım açıyı kullanmak için. Buraya da 2 diyelim. 2 ile çarpıp 2'ye böldüğümüz zaman şuradan yakaladığımız ifade tabii ki de sinüs 80 olacaktır. O zaman sinüs 80 bölü 8. Dolayısıyla şıklara baktığımız zaman sinüs 80 bölü 8 yani sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Geldik kazanım 19'un 4. ve son sorusuna. Kosinüs 20, kosinüs 40, kosinüs 80. Burada bize bir ipucu var değil mi? Buradaki ipucu açıların yarım açı olduğu. Yarım açı, yarım açı ilerlemiş. O zaman diyorum ki ben şurada yazalım rahat alanda pas hareket edelim. Kosinüs 20, kosinüs 40, kosinüs 80. Ben diyorum ki başına 2 çarpı sinüs 20 takalım. Aynı şekilde de 2 çarpı sinüs 20'ye bölelim. Olmaz mı? Tabii ki de olur. Çarpıp böldüğüm zaman ifadeyi değiştirmem. Amacım şuradan bir yarım açı yakalamak. Yani sinüs 40'ı yakalamak. Tekrar hatırlatayım mı? Sinüs 2a eşittir 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a. Anlaştık. O zaman hemen devam ediyorum. Sinüs 40 çarpı kosinüs 40 çarpı kosinüs 80 bölü 2 sinüs 20. Hay hay. Şimdi olay çok güzelleşti artık. Bundan sonra buraya 2 ilave edip 2'ye bölsek bir şey değişir mi? Değişmez. Şurası sinüs 80 mi yapar? Değil mi? Yaptı yaptı. Evet sinüs 80 yaptı. Sinüs 80 çarpı kosinüs 80 çorap söküğü gibi geliyor gerisi değil mi? 4 çarpı sinüs 20 değerli arkadaşım. O zaman ne yapalım? Bir başına 2 daha ekleyelim. 2 ile çarpalım. 2'ye bölelim. Amacımız sinüs 80'i 160'ı bulduk. Sinüs 160 oldu. Bu da eşittir. Sinüs 160 bölü 8 çarpı sinüs 20. Dikkatini çekiyoruz. 2'yi mutlaka elde etmek zorundayız yarım açıda. Şimdi sinüs 160 da pi eksi alfadan yani ikinci bölgede pozitiftir. Sinüs 20'ye eşit değil midir? Bölü 8 çarpı sinüs 20. Allah Allah o kadar ifade ne çıktı? Trigonometrik değerler sadeleşti. Sadece ve sadece 1 bölü 8 çıktı.